Merhabalar arkadaşlar. Özel tanımlı fonksiyonlarda limit konusuyla karşınızdayız. Parçalı fonksiyonlarda limitle başlayacağız dersimizde. Şimdi limit almak bir önceki videomuzda da görüldüğü gibi kolay. Fakat parçalı fonksiyonlarda ve mutlak değerli fonksiyonlarda bazı özel durumlara dikkat etmemiz gerekecek. Bunları bir inceleyeceğiz bugün. Parçalı fonksiyonların kritik noktalarındaki limitini hesaplayabilmek için bu noktaların sağdan ve soldan limitlerine bakmamız gerekiyor. Kritik noktalar, kritik noktalar nelerdir arkadaşlar? Hemen alttaki örneğimizde bir parçalı fonksiyonun kritik noktasını inceleyelim. Arkadaşlar, parçalı fonksiyonda kritik nokta olarak verilen değerler işte fonksiyonun şuralardaki parçalanma noktalarıdır. Parçalanma noktalarında eğer limiti sorulmuşsa bir fonksiyonun işte bu noktalara ayrıyetten bir çaba sarf ederek bakmamız gerekecek limitlerine. Şimdi devam edelim. Demiş ki bu fonksiyonun x eşittir 2'deki bu kritik noktadır değil mi? Kritik noktadır. Eksi 1'de ve 4 noktalarındaki limitlerini hesaplayalım demiş. Şu kritik noktalı değerin limitini bir hesaplayalım. X 2'ye sağdan yaklaşırken bir de limit x 2'ye soldan yaklaşırken limit değerlerine bakalım f(x)'in. Dediğimiz gibi neden sağdan ve soldan bakıyoruz? Çünkü x eşittir 2 noktası kritik nokta arkadaşlar. Pekala. 2'nin sağ tarafı. 2'nin sağ tarafı 2'den büyük olduğu için bu fonksiyon yerine neyi yazacağız? 3x eksi 1'i yazalım. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken hangi fonksiyonda bakacağız buna? 3x eksi 1'de bakacağız. Pekala. Yaz 2 yerine 3 çarpı 2 eksi 1'den ne geliyormuş? 5 geliyormuş. Hangi limit? Sağ limit 5 geldi. Pekala. Devam edelim. X 2'ye solundan yaklaşıyor. 2'nin solundan yaklaşıyor 2'ye. Peki 2'nin sol tarafı nedir? 2'den küçük bir değerdir. Dolayısıyla bu fonksiyon yerine de 1 artı x kareyi bir yazalım. Limit x 2'ye solundan yaklaşırken 1 artı x kare. Şimdi götür x gördüğün yere 2'yi yaz direkt. 1 artı 2'nin karesi eşittir. 1 artı 4'ten ne gelir? 5 gelir. Buna ne diyeceğiz? Sol limit 5'e eşit oldu. Dün de söylemiştik. Sağ limit sol limite eşitse bu noktada yani x 2'ye giderken f'in limiti vardır ve bu noktadır. Yani 2'dir diyebiliriz. Diğer görüntüleri diğer sayılar için yani eksi 1 ve 4 sayıları için sağ ve sol limitlere bakmak gerekmiyor. Neden? Çünkü bunlar kritik noktalar değil. Limit x eksi 1'e giderken fx diyelim. Peki eksi 1 2'den küçük mü büyük mü? 2'den küçük dolayısıyla nerede yerine yazacağız? Şurada yerine yazacağız. 1 artı x karenin limitine bakacağız. Limit x eksi 1'e giderken 1 artı x kareyi yazalım. Ve x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. 1 artı eksi 1'in karesi buna gelir. 1 artı eksi 1'in karesi 1'dir. 1 artı 1 2 gelir. Demek ki fx'in eksi 1'de limiti vardır ve 2'dir diyebiliriz. Diğer kısma geçelim. X'in bu sefer fx'in 4'teki limitini soruyor. Limit x 4'e giderken fx 4 sayısı 2'den büyük olduğu için bu fonksiyonda 3x eksi 1'i kullanacağız. Şuraya limiti de ekleyelim. Limit x 4'e giderken fx de neydi arkadaşlar? 3x eksi 1'di. Artık x gördüğümüz yere 4 yazabiliriz. 3 çarpı 4 eksi 1'den 12 eksi 1 cevap ne gelecek? 11 gelecek. Buna da artık şunu söyleyebiliriz. F fonksiyonunun 4'teki limiti vardır ve 11'dir diyebiliriz. Bir alttaki sorumuza geçelim. F fonksiyonunun 0'daki limit değerini bulalım demiş. 0 gene fonksiyonun parçalanma noktası olduğu için 0 için ekstra bir parantez açmamız gerekecek. Burada ekstradan fonksiyonların grafiklerini de verdik. Yani 2x artı 1 bölü x'in grafiğini ve ln x'in grafiğini de verdik. Ki bir de grafik üzerinden inceleyelim bakalım bunların bu fonksiyonların limitleri bu noktada hangi duruma gelecek. 2x artı 1 bölü x 0'dan küçükken demiş. Önce sol limite bakalım. Sol limite bakarken arkadaşlar ne dememiz lazım? 2 çarpı 0'a soldan yaklaşan değer artı 1 bölü 0'ın solu. Dün de göstermiştik şurası neydi arkadaşlar? 1 bölü 0'a soldan yaklaşan değer eksi sonsuzdu. Ben 0'la da eksi sonsuz toplarsam demek ki sol limit ne gelecekmiş? Eksi sonsuz. Peki hala ln x demiş. Ben ln yerine yazarsam bunu 0'ın sağ değerini burada yerine yazarsak
Peki bu ne gelecek? Tabanımız burada neydi? E'ydi. Logaritmanın içi tabanından büyükse bu değer negatifti ve burada bu negatif değer ne olacak arkadaşlar? Eksi sonsuz olacak. Çünkü çok sıfıra yakın bir değer içerisi. Sağ limit, sol limit eksi sonsuz. Dolayısıyla bunun limiti eksi sonsuz, yani son eksi sonsuza ıraksar diyebiliriz. Grafik üzerinden de gösterileceği gibi x sıfırdan küçükken diyor. Yani sıfırın solunda. Bakın bu fonksiyonun grafiği bu. Sıfırın solu neresi? Şurası. Nereye gidiyor bu? Bakalım. Bu gitgide artık grafiğe değmeden eksi sonsuza doğru gidiyor. Buraya bakalım. Sıfırın sağında ln x. Ln x'in grafiği bu. Sıfırın sağı neresi? O da burası. Bu fonksiyon, yani sıfırın sağını nereye götürüyor bu grafik? Bu da eksi sonsuza götürüyor diyebiliriz. Dolayısıyla limit değerimiz neymiş? Eksi sonsuzmuş diyebiliriz. Bir alttaki sorumuza bakalım. Bunda da yine çözdükten sonra bir de grafiğinden inceleyelim diye grafikleri altına koydum arkadaşlar. Pi bölü 2'deki, yani 90 derecedeki limitini bulalım demiş. Pi bölü 2 kritik nokta. Kritik nokta olduğu için bu fonksiyonun sağına ve sol, bu noktanın sağına ve soluna göre limit durumlarını inceleyelim. Tanjant x. Tanjant x neydi arkadaşlar? Sin x bölü cos x miydi? Yazalım şöyle. Sin x bölü kosinüs x. Ve neyi yerine yazmamız lazım? Pi bölü 2. Fakat pi bölü 2'nin neresini? Pi bölü 2'den daha küçük yer olduğu için pi bölü 2'nin solunu yazacağız. Pekala, yazalım. Sinüs pi bölü 2'ye soldan yaklaşan değer bölü kosinüs pi bölü 2'ye soldan yaklaşan değer diyelim. Arkadaşlar sinüs 90 neydi? 1'di. Yalnız maksimum değeri sinüsün 1 olduğu için burada 1 değerinden biraz daha küçük bir görüntüyle karşılaşacağız. Kosinüs 90 da 0'dı. 0'a gitgide yanaşan değerler olduğu için 0'a sağdan yaklaşan değerler alır diyeceğiz. Pekala, 1'in solu bölü 0'ın sağı, ikisi de pozitif sayılar olduğu için bu değer nedir arkadaşlar? Limit değeri artı sonsuzdur diyebiliriz. Bir de 0'ın sağ tarafı, pardon, pi bölü 2'nin sağ tarafındaki limiti arayacağız. Nerede? Sekant x'te. Sekant x neydi? Sekant x 1 bölü kosinüs x'ti. Yerine yazarsak 1 bölü kosinüs pi bölü 2'ye nereden yaklaşacak dedik? Bu sefer sağdan yaklaşacak. Çünkü pi bölü 2'den daha büyük bir değer. Pi bölü 2'nin sağında, yani pi bölü 2'den daha büyük bir değer ikinci bölgeye tekabül eder arkadaşlar. Trigonometrik eksenleri düşünün. Ve kosinüs ikinci bölgede neydi? Negatifti. Cos 90'da 0 olduğu için 1 bölü 0'a soldan yaklaşan değer diyebiliriz. 1 pozitif, 0'ın solu negatif olduğu için 1 bölü 0 da sonsuzdu biliyorsunuz. Bunun cevabına ne gelecek? Eksi sonsuz gelecek. Sol limit artı sonsuz, sağ limit eksi sonsuz geldiği için limit yoktur diyebiliriz burada. Limit yok deriz. Pekala, grafik üzerinden inceleyelim aynı soruyu. Tanjant grafiği sol tarafta, sekant grafiği sağ tarafta arkadaşlar. Tanjant, biz ne yapıyorduk? Pi bölü 2'nin sol tarafına bakıyorduk. Bakın pi bölü 2 burada. Pi bölü 2'nin sol tarafı neresiydi? Şurası. Peki bu nokta için grafik bizi nereye götürüyor? Artı sonsuza götürüyor. Biz ne bulmuştuk? İşte burada artı sonsuz bulmuştuk. Pekala. Bakın sekant x pi bölü 2 nerede arkadaşlar? Şurada olarak göstermişiz. Pi bölü 2 burada. Ve biz nereden bakıyorduk? Pi bölü 2'nin sağından bakıyorduk. Pi bölü 2'nin sağında grafik bizi nereye götürüyor? Bir bakalım. Eksi sonsuza doğru yolluyor değil mi? Biz de zaten bunu bulmuştuk. Sol taraftaki limit artı sonsuz, sağ taraftaki limit eksi sonsuz olduğu için limit yoktur dedik biz de. Mutlak değer fonksiyonunun limiti. Mutlak değerin kritik noktaları ise mutlak değerin içini sıfır yapan noktadır. Şuraya yazabiliriz not olarak. Mutlak değerin içini sıfır yapan nokta kritik noktadır. İçini sıfır yapan nokta kritik noktadır diyebiliriz. Pekala. Bakalım burada bir tane mutlak değerli fonksiyon var sadece ve bu da x eksi 1'in mutlağı. Yani kritik noktası ne olması lazım buranın? İçini sıfır yapan değer 1. X gördüğünüz yere 1 yazarsak 1 eksi 1'den 0 gelir. Yalnız burada limit değeri nereye gidiyor? Sıfıra. Yani kritik nokta olmayan bir noktaya gidiyor. Dolayısıyla siz bunun çözümünü yaparken direkt olarak x gördüğünüz yere 0 değerini yazabilirsiniz. Biz de bunu yapalım. 0 eksi mutlak değer x eksi 1, pardon, x gördüğünüz yere yazalım 0'ı. 0 eksi 1 bölü
0'ın karesi eksi 1 yazacağız. Bu da ne gelir? 0 eksi mutlak değer eksi 1 bölü 0'ın karesi. 0'da zaten eksi 1. Eksi 1'in mutlak değeri 1. Bu da ne gelir? 0 eksi 1 bölü eksi 1. Arkadaşlar eksileri artı yaparsak artık 0 artı 1'den cevabımız 1'miş. Limit değerimiz 1'miş diyebiliriz. Bir alttaki soruya geçelim. Az önceki sorunun payıyla paydasını yer değiştirmiş. Soru şuradaki eksi artı yapmış ve bu sefer kritik noktamıza gidiyoruz. Bu noktadaki limiti arıyoruz. Evet. Şöyle diyelim. Sağ ve sol limitleri incelememiz gerekiyor. Önce sağ limitine bakalım. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken diyelim. X artı x kare eksi 1 bölü mutlak x eksi 1. Bu fonksiyonun limitine bakacağız öncelikle. Pekala, devam edelim. Arkadaşlar 1'e sağdan yaklaşan değeri yazarken 1'in sağı demek 1'den daha büyük bir değer demektir. Ben 1'den daha büyük olan bir değerden 1'i çıkardığım zaman 0'dan büyük bir değerle karşılaşırım ve burası daima pozitif olur. Dolayısıyla mutlak değer dışarı olduğu gibi çıkar. Artık şunu söyleyebiliriz. Limit x 1'e giderken x artı x kare eksi 1 bölü mutlak değeri olduğu gibi çıkar. X eksi 1 diyeceğiz. Ve 1'i de olduğu gibi yerine yazmayacağız tabii ki. Çünkü yazdığımız takdirde şuranın ne olduğunu görürüz. 0, yani paydanın 0 olması demek ifadenin tanımsız olması demekti. Şöyle diyelim biz buna. X artı şu x kare eksi 1'in çarpanları neydi? X eksi 1 çarpı x artı 1'di. Bunu da x eksi 1'e bölersek şu ifadeyle şu ifade birbirini götürecektir. Değil mi? Şuraya limitimizi de eklemeyi unutmayalım. Pekala, artık yeni soru ne oldu? X 1'e giderken x artı 1 artı x oldu değil mi? Pekala. Devam edelim. Artık 1'i yerine yazabiliriz. 1 artı 1 artı 1'den sağ limit ne geldi? 3 geldi. Devam edelim. 1'in solundaki limite bakacağız bu sefer. X 1'e soldan yaklaşırken x artı x kare eksi 1 bölü mutlak x eksi 1. Evet. 1'in solu nedir arkadaşlar? 1'den küçük müdür? Ben buraya 1'den küçük bir sayıyı yazarsam ve bundan 1 çıkarırsam sonuç negatif olacaktır. Eğer mutlak değerin içerisinde negatifse eksiyle çarpılarak dışarı çıkıyordu biliyorsunuz. Artık yazabiliriz. X 1'e giderken x artı x kare eksi 1 bölü aşağı tarafı ne yapacağız? Eksiyle çarpı çıkarırız. Yani 1 eksi x yazabiliriz. Yine az önce uyguladığımız işlemlerin benzerlerini uygularsak x 1'e giderken x artı x eksi 1 çarpı x artı 1 de üst tarafın çarpanları. Pekala, alt tarafta ne var bu sefer? 1 eksi x var. Değil mi? 1 eksi x. Ben x eksi 1 ile 1 eksi x'i sadeleştirirsem burada ne kalır arkadaşlar? Bir tane eksi 1 kalır. Değil mi? Devam edelim. Limit x 1'e yaklaşırken x eksi x eksi 1 oldu artık. Eksiyi burada ne yaptık? İçeri dağıttık. Pekala, yazalım artık 1'i yerine. Limit x 1'e giderken, ki zaten şu x'ler de birbirini götüreceği için eksi 1 eşittir eksi 1'dir diyebiliriz. Sağ limitine gelmişti artı 3. Sol limitine gelmişti arkadaşlar eksi 1. Pekala, limit var mıdır? Limit yoktur diyebiliriz. Devam edelim alttaki sorumuzda. Evet, soru son sorumuz olacak arkadaşlar. Evet, sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Limit x 2'ye giderken x kare eksi x eksi 2 bölü mutlak değer içerisinde 4 eksi x kare. Arkadaşlar 2 değeri buradaki mutlak değerin içerisinde 0 yapalım, bir bakalım 4 eksi 2'nin karesinden ne geliyor? 0. Demek ki 2 bizim için neymiş? Kritik noktaymış. Kritik nokta olduğundan 2'nin bir sağı için bir de solu için limit değerini araştıracağız. 2'nin sağı ve 2'nin solu için limit değerlerine bakacağız. Pekala. Hangi fonksiyonun limit değerine bakıyoruz? İşte şuradaki. Ben bu fonksiyonu üst tarafını, yani payda kısmını bir çarpanlarına ayırayım önce. X'e x, eksi 2 artı 1 de ayırırsak çarpımları eksi 2, toplamları eksi 1 çok güzel bir şekilde ayrıldı. X eksi 2 çarpı x artı 1. Aşağısı ne olacak? Şimdi mutlak değer içerisinden bir çıkaralım bu fonksiyonu. 2'nin sağ tarafındaki değer 2'den büyük bir değer demektir. Arkadaşlar şurada ben 2'nin 2'den daha büyük bir değer seçersem ve ben bunun karesini alırsam sonuç 4'ten büyük bir sayı çıkacaktır.
4 sayısından 4'ten daha büyük olan bir sayı çıkardığım zaman sonuç negatif olduğu için mutlak değer dışarı nasıl çıkacaktır? Eksi ile çarparak. Peki eksi ile çarptığımızda ne gelir? X kare eksi 4 gelir. Pekala. Devam edelim. Limit x 2'ye nereden yaklaşıyorduk? Sağdan. X eksi 2 çarpı x artı 1 bölü alt taraf x kare eksi 4. 2 kare farkı uygularsak x eksi 2 çarpı x artı 2 gelecektir. Şu x eksi 2'leri şuradan kaldırırsak ne gelir arkadaşlar? X 2'ye sağdan yaklaşırken x artı 1 bölü x artı 2. Artık 2'yi olduğu gibi yerine yazabiliriz. 2 artı 1 bölü 2 artı 2. Buradan limit değerine gelecekmiş 3 bölü 4. Pekala. Devam edelim alttakine. Limit x 2'ye soldan yaklaşıyor. 2'nin solu demek ne demek? 2'den daha küçük bir sayı demek. Ve ben 2'den daha küçük olan bir sayının karesini aldığım zaman 4'ten daha küçük bir sayı gelecektir ve ben 4 sayısından 4'ten daha da küçük olan bir sayıyı çıkardığım zaman içerisi pozitif olacaktır. Pozitif olduğu gibi de olduğu gibi çıkar. Pozitif olduğu için de olduğu gibi çıkar diyeceğiz. Pardon, özür dilerim. Devam edelim. Yukarısı neydi çarpanları? X eksi 2 çarpı x artı 1'di. Bunu neye böleceğiz? Olduğu gibi çıkacak dedik. 4 eksi x kareye böleceğiz. Pekala, devam edelim. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken x eksi 2 çarpı x artı 1. Alt taraf 2'nin karesi eksi x'in karesi. Uygularsak 2 kare farkını 2 eksi x çarpı 2 artı x gelecektir. Burada birbirini götüren ifadeler var mı? Şu x eksi 2 ile 2 eksi x birbirinin toplamsal tersi duruyor. Pekala, bunları götürürsem ne olur? Bir tane eksi 1'imiz kalır. Onu da eklersek oraya. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken ne kaldı? Şu eksiyi de içeri dağıtalım artık şöyle. Eksi x eksi 1 bölü 2 artı x kaldı. Artık 2'yi yerine yazmanın zamanı geldi. Eksi 2 eksi 1 bölü 2 artı 2. Üst tarafı toplarsak ne gelir? Eksi 3. Alt tarafı topladığımızda 4 geliyor. Arkadaşlar bunun manası ne? X 2'ye soldan yaklaşırken limitimiz neymiş? Eksi 3 bölü 4. X 2'ye sağdan yaklaşırken sağındaki limit neymiş? 3 bölü 4. Peki limit var mı? Yok. Neden? Çünkü sağ limit sol limite eşit değil. Limit yoktur diyebiliriz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı en kısa süre içerisinde kanalıma yüklenecektir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.